Arkadaşlar, bu gece size Özkuş Soğutma için yazmış olduğum maaş takip programını tanıtmak istiyorum kısaca. Hemen kullanıcı bilgilerimi giriyorum. Şimdi arkadaşlar, bu tanıtımı yapmamın amacılarından bir tanesi bu programı satın alan firma programı nasıl kullanacağını öğrenmiş olacak. İkincisi, siz takipçilerim Excel VBA ile neler yapılabileceğini yine görmüş olacaksınız farklı bir örnek üzerinde. Ve ayrıca bu böyle bir programa ihtiyacı olan varsa, bunu izledikten sonra ihtiyacı varsa benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Bu amaçla kısaca da tanıtmak istiyorum. Sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından ufkunuz açılır yani neler yapılabildiğini. Şimdi şurada arkadaşlar programı mümkün olduğu kadar basite indirgemeye çalıştım. Programı kullanan kişiler, firma rahat olsun, zorlanmasın. Bir sürü ıvır zıvır yok içerisinde. Personel tanımlama, avans ödeme, maaş ödeme ve personel maaş ekstresinden oluşuyor. Burada da kaydetme, Excel'e geçiş, burada ayarlar sayfasında bir değişiklik yapılacaksa program hakkında çıkış var. Ana ekranda ise arkadaşlar 2020 yılında olduğumuz için 2020'yi ve buradaki ayları görüyorsunuz. Ben mesela 2020 yıl 21 yılına geçeyim. Date 27.07.2021 olsun. Şöyle bakalım programımıza, gördüğünüz gibi şurası 2021'e göre kendini güncelleyecektir. 2020 yılındaki maaş ödemelerinde bunlar işaretlenecek. 2021'e geçtiğimiz zaman şunlar tekrar boşalmış olacaktır arkadaşlar. Maaş ödendikçe yine işaretlenecekler. Yine tarihimizi düzeltelim. 2020 yılına geçtik tekrar. Şimdi hemen personel tanımlama ile başlıyorum. Burada personel tanımlama diyor. Personel tanımlama dedim. İşe giriş tarihi 01.01.2020. Burada bazı firmalar döviz cinsinde de maaş ödemesi yaptığı için o da hazır olsun diye bunu da ekledim arkadaşlar. İsterseniz dolar, isterseniz euro cinsinde de maaş ödemesi yapabilirsiniz. TC numarası basit olsun. Hepsi birden başlasın. Toplam 11 haneden oluşuyor. Adı soyadı Ahmet Demir olsun her zamanki gibi. Ünvanı usta, teknik servis maaşı 3000 TL. Kaydettim. Yeni bir personel daha 01.02.2016'da işe girmiş olsun. TC numarası 2 ile başlasın. Bu da Mehmet Aslan olsun arkadaşlar. Ünvanı şef olsun. Teknik servis maaşı 4000 TL. Kaydettim. Şimdi bunu yine dediğim gibi burada adı soyadına göre aramadır, işte TC'ye göre aramadır. Bunlar her zaman yaptığımız şeyler. Güncelleme, silme işlemleri mevcuttur programda. Şimdi hemen avans ödemeye başlayalım. Burada personel geldi. Eğer çok sayıda personeliniz varsa 100, 200, 300 tane burada arama yöntemiyle personelinizi bulabilirsiniz. Yok az ise zaten burada görüyorsanız üzerine çift tıklarsınız. Personelinizi az önce dediğim gibi çift tıkladınız. Ahmet geldi dedi ki bana 200 TL avans verir misiniz? 200 TL ödedik arkadaşlar ve kaydete bastık. Aradan bir hafta geçti. Tekrar bir 300 lira daha talep etti. Tamam. Ahmet Demir miydi o? Ahmet Demir'e çift tıkladık. Şurada gördüğünüz gibi net maaşı 3000 TL. Ödenen toplam 200. Kalan 2800. Temmuz ayında olduğumuzu söylüyoruz. Şuradaki listeden de görüyorsunuz bir 200, önceki 200 avansını. Şu anda da bir 300 TL avans ödüyoruz. Açıklaması varsa yazıyoruz. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Mehmet de geldi mesela dedi ki bana da bir 750 TL avans verir misiniz? 200-750 TL avansını ödedik ve kaydettik. Personellerimize ay boyunca ne kadar talep ederlerse avanslarını ödüyoruz. Maaş vakti geldi. Hemen geldik arkadaşlar maaş ödemeye. Şuradan artı düğmesine basıyoruz. Listeyi hazırla diyoruz. Kaç tane personelimiz varsa personelimizi çağırdı. Maaşlarını ve ay içerisinde aldıkları avansları şuradan görüyorsunuz. Çift tıklayarak ay içerisinde gelmediği gün varsa yazıyorsunuz. Örneğin 2 gün gelmediyse yazıyorsunuz. Muhasebecimiz de bize işte bordroyu hazırladı. Agisi, magisi ne varsa gönderdi. Dedi ki bu personele bordro olarak 2000 TL. Ekstra ödeme de 983 TL çıktı arkadaşlar. Kaydettik. Diğer personelimize de çift tıkladı. Gelmediği günü yok. Bordrosu 2200 lira çıktı. Fazla ödemesi 300. Ve kaydet bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödemesini yaptı, maaş ödemelerini yaptık. Şimdi gelip ana sayfaya baktığımız zaman Temmuz ayının işaretli olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Şimdi tekrar gelip örneğin avans ödemeye kalkışırsak örneğin Ahmet Demir'e 7. ayın maaş ödemesi yapıldığından başka bir ödeme yapamazsınız diyor.
Maaşta fark ettik ki bir yanlışlık yapmışız örneğin. Burada Ahmet Demir işte bir gün işe gelmemiş mesela. Çift tıklayacağız. Buradan güncelle diyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki Ahmet Demir'e çift tıklayarak gelmediği günü bir yazıyoruz. Yine bordroda ne yazıyorsa onu yazıyoruz. 2200 TL. Ekstrası 200 liraya düştü gördüğünüz gibi. Ve bu da kaydete basınca işlemler güncellensin mi diyor bu sefer. Kaydedilsin mi demiyor. Evet'e basıyorum ve güncelledim arkadaşlar. Şurada da aşağıda gördüğünüz gibi maaş toplamı 7000, avans toplamı 1250. Şurada görüyorsunuz 750-500 daha. 1250 kesintisi 767, 367, 267, bir de 100 lira, yüzde beraber 367. Bordro toplamı 4200 artı ödeme 1183 yazıyor arkadaşlar. Burada mesela Haziran diyorum hiçbir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu ayda hiçbir ödeme yok. Temmuz dediğim zaman Temmuz ödemesini görebiliyoruz. Yazdır butona tıkladığımız zaman Temmuz ayına ait bordro yazdırılsın mı? Evet diyoruz. Burada yazıcı olsa yazıcıya gönderir. Ben burada T harfine T diye isim verdim. Masa üstüne bakalım. Yazıcı varmış gibi. Burada masa üstündeki dosyamı çift tıklıyorum. Buradan yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi ait olduğu şey yıl 2020, ay Temmuz. Şurada maaşlı ekstrelerini görüyorsunuz. En aşağıda da işte aşağı imza. Şurada personellerin imzalarını da aldıktan sonra dosya alıyoruz. Şimdi bir ay ileri alayım. Bu sefer 8. ay olsun arkadaşlar. Hemen programımıza geçiyoruz. Şimdi tekrar gelin avans istiyorlar tabii her ay olduğu gibi. Yine Ahmet Bey 400 TL avans istedi. Mehmet Bey de istemedi. Ay sonu geldi arkadaşlar. Maaş ödemesine geçtik. Buradan artıya basıyorum. Liste hazırla diyorum. Yeni bir liste hazırladı gördüğünüz gibi. Burada sadece Ahmet Demir'in 400 liralık avans olduğunu görüyoruz. Yine çift tıklıyorum. Gelmediği gün 3. Bordrosu 3000 TL. Ekstra ödeme 600. Yine gelmediği gün 2 olsun. Bordrosu 2000. Ve bunu da kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi hem 7. ayın hem 8. ayın ödemesini yapmış olduk. Ana sayfaya geldiğimizde Temmuz ve Ağustos'un kapalı olduğunu görüyorsunuz. Avans ödemeye kalkışırsak da arkadaşlar 8. ayın maaş ödemesi yapıldığında başka bir ödeme yapamazsınız. Gelip örneğin 8. ayın maaşını yazdırmak istersek burada Ağustos'u yazdır diyorum. Evet, bu da A ismini vereyim dosyaya. Masa üstüne baktığım zaman şöyle ait olduğu ay Ağustos gördüğünüz gibi. İşte tüm detayları burada. Bunu da yazıdan çıkarıp imzalatıyoruz. Dosya alıyoruz arkadaşlar. Burada Ağustos, Temmuz, Eylül yok. Tüm kayıt aylar dediğim zaman tüm kayıtları görebiliyoruz. Bugüne kadar toplam maaş 14.000, avans 1650 TL avans ödemişiz. 967 kesinti yapmışız. Bordrolar 9200, fazla ödeme 2183 TL. Görebiliyoruz. Bir de personel ekstresine geldiğim zaman bir personel dedi ki Ahmet mesela benim ekstremi bana çıkar mısınız? Burada 7. ayda sen şunu almışsın. 8. ayda bunu almışsın. Toplam maaşın 6000, avans olarak 900 lira vermişiz. 300 lira kesintin olmuş. Bordrom 4200, fazla ödemen 600. Tüm detaylarını burada görebiliyoruz. Mehmet için de yine Mehmet dediğim zaman yine aynı şekilde Mehmet Aslan'ı da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yıl olarak da 2020, 2021 tüm yıllarını seçerek ekrana çağırabiliriz. Programımız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa benimle bst.kanali@gmail.com mail adresi üzerinde iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.